Sevgili izleyenler, Orman Çakmak ile Dostane programımız bu hafta Nevşehir'de. Gerçekten dünyanın çok önemli turizm merkezlerinden bir tanesi Kapadokya'dayız. Ve başkanımızın, Ali İhsan başkanımızın efendim tabiriyle Nevşehir'in tam ortasındayız. Ortahisar'dayız efendim ve Ortahisar Kalesi'ndeyiz. Gerçekten burası Kapadokya bölgesinin en büyük peri bacası. Başkan öyle söylüyor. Birazdan kendisiyle konuşacağız. En büyük peri bacasındayız. Muhteşem bir görüntü var arkamızda gördüğünüz gibi. Arkada da hemen yine İshak Paşa Kalesi'ni görmektesiniz. Programımızı buradan açıyoruz ve Ortahisar Vadisi efendim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü. Gerçekten Kapadokya zaten geneliyle adeta doğal bir dekor. Yani ekstra burada bir program yaptığınızda dekor yapmanıza gerek yok. Yüce Allah'ın bir mucizesi, Yüce Allah'ın bu şehre, bizim ülkemize bahşettiği çok güzel bir merkez, çok güzel bir şehir. İnşallah bugün güzel görüntüler sizlere aktaracağız. KonTV ekranlarında izleyeceksiniz. Fakat şu anda benim tabii biraz başım dönüyor. Benim yükseklik fobim var malumunuz olduğu üzere. Bugün yine bir şey değil. Yani tahmin ediyorum bir 70-80 belki 100 metre yukarıdayızdır en fazla. Yarın balonla, Anatolia balona bineceğiz inşallah ve 800 metreye çıkacağız. Şimdi kameraman Cemal ile birlikte bizi bir tedirginlik aldı. Yani yarın ne yapacağız diye düşünüyoruz. Bakalım başkanımıza soralım. Sayın başkanım efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Bizi gerçekten çok güzel bir yerde misafir ediyorsunuz. Neredeyiz başkanım şimdi? Şu anda Kapadokya'nın merkezi olan Ortahisar kasabasındayız. Evet. Şu anda da yer olarak da Kapadokya'nın en büyük peri bacası olan Ortahisar Kalesi'ndeyiz. Evet, yani en büyük burası diyorsunuz. En büyük peri bacası Ortahisar Kalesi. Evet, ama burası gerçek kale aynı zamanda. Evet. Yıllardır çok eski tarihe dayalı bir kalemiz. Evet. İnsanlar çok eski çağlardan beri burayı sığınma ve barınma amaçlı olarak kullanmış. Savunma amaçlı da kullanmışlar. Biraz sonra da göreceğiz. Burada yapmış olduğumuz temizlik çalışmaları ve kazı çalışmalarıyla kuleler meydana çıktı. Kuleler. Kule. Allah Allah. İnsanlar kendilerini savunmak için bu kulelerle buralarda barınmışlar. Yani yüzyıllara dayanan bir tarih. Aynen öyle. Görüyorsun, evet. Karşıda İshak Paşa Kalesi. Evet. Bir sürü rivayet var. Kasabamız bölgenin en eski kasabası. 1916 yılında kuruldu Ortahisar Kasabası. Bölgenin en eski kasabası. Bu iki kale arasında bir sürü rivayetler var. İki kale arasında alttan geçiş olduğu söyleniyor. İnsanlar diğer bir taraftaki kaledeki insana yardım etme amacıyla geçişlerin olduğunu. Yani İshak Paşa Kalesi'yle değil mi? Evet, İshak Paşa Kalesi, Ortahisar Kalesi. Görüyorsun değil mi karşı kaleyi? Arkadaşımız bir rivayette kiliseler var burada, biliyorsunuz Bizans, Roma zamanında. Evet. Bizans zulmünden kurtulmak için veya onlardan gizlemek için kiliselere gizli geçit olduğu söyleniyor. Evet. Diğer bir rivayette insanın yaşamı için en önemli olan su. Bu kaleye bu suyu temin etmek için o gizli geçitleri yapmışlar. Evet. Ortahisar Vadisi'nden geçen dereden akan suyu, evet, temin etmek amacıyla. Gerçekten kasabamız tamamen çok değerli, bölgenin en önemli merkezlerinden biri. Daha açığa çıkmamış bir sürü güzelliklerimiz var. Bunları biz yavaş yavaş çıkarıyoruz. Güneşin en güzel battığı yer o da Ortahisar'da, Kızılçukur Vadisi. Başkanım, yani gerçekten bütün başkanlar en güzel kale bizde diyor ama ben yani torpil değil bir şey söylemem lazım. Burası gerçekten kale. Yani evet, çıkarken bayağı bir zorlandık. Daha en üste de çıkamadık, açık evet, konuşalım. En üste kadar burası... çıkılıyor sizin yükseklik korkunuz sebebiyle. yani burada yapmak zorunda kaldık Orhan Bey. Abi onu söylemeseydik mi? Baştan siz söylediniz onu. Şimdi başkanım, şu tarafa o zaman biraz da şehrimize, evet, doğru bakalım. Eski Ortahisar yerleşim merkezi buralar. Evet. Görüyorsunuz restore ediliyor. Nakış, evet, nakış işleniyor eski haliyle. Zaten burası dünya miras alanı Ortahisar. Evet. Dünya miras alanı merkezinde. Görüyorsunuz buradaki yapılmış olan çalışmaları. Evet. Ne güzel ezan da başladı. Yani tam evet, aziz Allah konuşurken Celle. Aziz Allah, evet, Celle Celaluhu. Yani muhteşem bir yer. Evet. Ortahisar da Nevşehir'in, Kapadokya'nın ortasında mutlaka, evet, görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Aynen öyle. 36 tane kilisemiz var. 36 tane kilise. 8 tane vadimiz var. 8 vadi. 2 tane büyük kalemiz var, 2 tane de küçük kalemiz var. Evet. Bölgenin ilk adalet sarayı bizde. Evet. Güneşin en güzel battığı Kızılçukur Vadisi, Meskendir Vadisi, evet, Kulli Vadi de bizde. Gerçekten Ortahisar'ımız
hakikaten dünya harikası bir yer. Bizim Allah-u Teala bizi buraya bir özellik daha vermiş. Evet. Unutuyordum neredeyse. Burada 600 tane doğal soğuk hava deposu var. 600 tane doğal soğuk hava deposu. Yani buzdolabına gerek yok. Gerek yok. Akdeniz bölgesinden gelen 6 milyon sandık limon bu depolarda 1 kilowatt elektrik harcanmadan depo ediliyor. Yurt içine ve yurt dışına pazarlanıyor. Allah Allah. 6 milyon sandık limon bu depolarda 1 kilowatt elektrik harcanmadan depolanıyor. Limonun, greyfurtun, portakalın tadı ve lezzeti değişiyor, kabuğu inceliyor. O Manavla'dan aldığınız yatak limon, yatak portakal dediğiniz tamamen orta hisarımızdan giriyor. Evet, sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi yani sofralarımıza gelen limonlar, portakallar orta hisardan dağılıyor ülkemize. Böyle bir muhteşem bir demek ki özelliği var orta hisarın. Gerçekten ilk defa duydum ben de başkanım. Evet, bu orta hisarımıza Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir nimet diyelim. Vallahi başkanım, hepsini de bitirmeyelim başkanım, daha gezeceğiz şehri yani. Geze geze bitiremeyiz burayı. Öyle diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. Peki, Kabadokya'nın bütün özelliklerini barındırıyor orta hisarımız. Evet, bir de saz çalacak bir arkadaşımız var. Biliyorsunuz. Evet, evet. Bizim programımız sazlı sözlü. Evet, biliyorum. Sizi de biliyorum. Müslüm bizim sanatçımız. Evet. Kendi amatör de olsa hakikaten küçüklükten belli kendini ve sesini geliştirmek için bir çaba sarf ediyor. Evet. Size bırakıyorum. Tabii biz de inşallah birazdan ezandan sonra inşallah Müslüm'e bir şans tanıyacağız. Yani önünü açalım Müslüm'ün. İnşallah, inşallah. MTV izleyenleri bir izlesinler. Evet. Efendim bir de meclis üyemiz vardı başkanım. Biraz önce evet. Sohbeti koyulaştıralım. Efendim kendisini de alalım diyeceğim. Şehrimiz de gerçekten çok güzel. Camilerimiz. Enteresan bir de dinlerin değil mi? Evet. Hristiyanlık ve Müslümanlığın bir arada yaşandığı da bir yer aynı zamanda. Burada yani 65 kilise çok enteresan. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Meclis üyemiz. Siz de hoş geldiniz. Evet. Nasılsınız? Abi, iyiyim Allah'a şükür. Bu sakallar benim biraz zayıf çıkıyordu o yüzden. İnşallah güllaşır. Bir daha bir sürsek şöyle bir şey yapalım abi. İnşallah. Evet, İnşallah. Eskiler biliyorsunuz dedem öyle yapardı rahmetli. Evet. Dedim acaba hani belki bir gürleşme olur. Gürleşir inşallah. Ama yani maşallah gençsiniz. Daha yani henüz bir çok fazla beyazlaşma olmamış. Gençiz. Değil mi başkanım? Evet, çok çalışkan kardeşimiz sağ olsun. Evet. Bizim belediye yönetimi de olsun. Fikirlerini her zaman beraberce paylaştığımız, bize her zaman yardımcı olan, bize destek olan bir abimiz, kardeşimiz. Evet. Başkanım zaten fazla çalıştırmaktan adamlar yaşlanamamış. Evet. İşleyen demir parıldar. Evet, yani o kadar çok çalış. Çalıştıkça gençleşiyoruz. Gençleşiyoruz. Yani bakıyorum adamlar çalıştıkça hepsi dinç duruyorlar yani. Evet. Gel abi bir de maşallah takım elbise filan. Siz tam hazır bir şekilde. Ben kütüphane memuruyum. Kütüphane. Evet, burada 1990'dan beri orta hisarda çalışıyorum. Evet, evet abi. Siz takım elbise falan tam hazır evet, bir şekilde bulduk sizi. Evet, biz böyleyiz resmi olduğumuz için. Anladım, evet. Peki memnun olduk. İsminizi de söyleyin. Yahya Tuna. Yahya Tuna Bey. Peki efendim, çok memnun olduk. Başkanım şimdi inşallah dolaşacağız daha. Hepsini bitirmeyin yani. Biraz daha aşağı inelim. Bitirmeyelim. Kütüphane memurumuz söyledi. Kütüphanemiz de bölgenin ilk rüştiyesi. İlk rüştiye. Rüştiye. Zaman içerisinde küçük kalmış kütüphane olarak değerlendirdik. Şimdi genç kardeşlerimizden belki anlamayanlar olabilir. Yani Rüştiye nedir başkanım, onu da anlatalım. Zamanımızın lisesi. Tamam. Zamanımızın lisesi. Sonradan kütüphane. Evet, sonra kütüphane oldu. Şimdi de şehir merkezinde kaldı. Orta Hisar biraz önce gördüğünüz gibi bayağı bir mücadele alanı genişleyince evet. Orayı inşallah o Rüştiye'yi, o kütüphaneyi Orta Hisar'ımıza gelen misafirleri tanıtma, Orta Hisar'ı tanıtma anlamında orayı bir information gibi, Orta Hisar kültür merkezi gibi bir hale getireceğiz. Arada İngilizce başkan, information yani evet, başkanım. Evet, yani. turizm, yani bir turizm şehri olduğumuzu da göstermemiz lazım. Evet, aynen öyle diyorum. Evet. İnşallah turizmde de Orta Hisar hak ettiği yeri alacak. İnşallah, ben de inanıyorum. Yani bu kadar büyük güzelliklere sahip bir şehrimizin, kentimiz mutlaka çok daha fazla talep görmesi lazım. Evet. Burada da Halil Uluer Bey'in balonları bu tarafa bir yere bir park yeri var mı? İndirebilirsek başkanım. Yani şimdi balonlar zaten, için. Şimdi bu balonu biliyorsunuz, bu balonun dümeni yok Orhan Bey. Evet.
Eğer yarın bileceğiniz balonun rüzgarı ortaya sarı eserse indirecek yerimiz çok. Arazi bol. Başkanım. Ama başka tarafa eserse kısmet. Ama inşallah buraya eser biz sizi misafir ederiz. Vallahi yani elimizden geleni yapalım. Ancak evet. Dua edebiliriz sabah namazında. Allah'a İnşallah. Çünkü rüzgarı estiren Yüce Allah biliyorsunuz. Aynen öyle. Öyle bir gücümüz yok ama evet. Sabah namazında beraber siz de bir dua ederseniz. İnşallah. Buraya balonu, Anatolia balonu şöyle şehrin güzel bir yerine indirelim inşallah. 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 Halil Bey de zaten sağ olsun Anatolia balonu olarak bölgeye katkısı yani evet. Gerçekten çok büyük. Sizi de sever her zaman. Kendisi sitayişle evet, bahseder. Evet. Evet. Sağ olsunlar. Hakikaten bölgenin tanıtımında bu balonla beraber Halil Bey gerçekten Kapadokya'ya evet. Değer üzerine değer katan bir isim. Evet. Başkanım biraz da hani sohbet çok güzel. Daha yapacağız da bir Müslüm'ü alsak diyorum. Alalım. Müslüm neredesin? Ha şöyle diyor bir Ortahisar Belediyesi'nin diyor efendim koltuğuna ne diyelim buna? Bankına Müslüm Bey merhabalar. Merhaba. Evet. Merhaba. Başkan dedi ki Müslüm bizim kardeşimiz. Evet. Dedi ki kendisini destekliyoruz. Evet. Ne okuyacağız bir Nevşehir türküsü mü? Yok Sunam türküsü. Sunam türküsü olur evet. Mu insan bir Nevşehir türküsü hazırlar ya. Nevşehir türküsü de söyleyelim. Tamam hadi bakalım ya. Başkanım gel başkanım. Şöyle oturalım. Ha şöyle aramızı alalım şöyle gelsen. Öyle mi değil? Evet. Tamam rahat ol sen. Evet. Değil mi Cemal Bey? Müslüm'e alkış da geldi efendim. Yalnız bu rakı şarap işini bırakalım biz. Yani. Bu türküleri de çok yazmışlar bunu ya. Suyu diyelim meyve suyunu suyu evet. Değil mi? Onu evet. Değiştirelim orayı evet efendim. O şerbet içelim değil mi? Evet. Osmanlı şerbeti. Evet. Efendim Nevşehir'deyiz, Kapadokya'yız. Evet. Dünyanın merkezindeyiz. Öyle söylüyor başkan. Dünyanın merkezindeyiz. Gerçekten çok güzel bir atmosfer. Şimdi ben sizi Ortahisar Kalesi'nin görüntüleriyle baş başa bırakmak istiyorum. Biz başkanla yavaş yavaş aşağı doğru ineceğiz. Cemal de sizlere muhteşem Ortahisar Kalesi'nden ve şehrin genel görüntüsünden efendim resimler aktarsın diyelim. Efendim Nevşehir'deki Ortahisar'daki turumuz devam ediyor. Avcıyım ben şu dağları aşmadım.
Avcıyım ben şu dağları. Sevgili izleyenler, efendim kaleden çıkması da inmesi de gerçekten öyle kolay değil. Başkan çok güzel merdivenler yapmış sağ olsun. Ama burası gerçek bir kale olduğu için tabii biraz zaman alıyor inmesi. Ama mutlaka gelip çıkmanızı tavsiye ediyorum. Hemen sol tarafımızda gördüğünüz gibi entelektüel, gerek şapkası gerek gözlükleriyle bir abimiz var. Kendisi kale şefi olarak burada, değil mi başkanım? Tamam, evet. Kale şefi olarak. Efendim tanıyalım sizi. İsmim Ahmet Tüfekçi. Sayın Tüfekçi, imaj olarak gerçekten turizm beldesine uygun bir imajla biz sizi görüntüledik şu anda. Vallahi buranın atmosferine kendimi ayak uydurdum. Evet. Şimdi ortada sap gibi kalmayayım diye. Evet. Bu tabii ki bir de şapka, tabii güneşten korunuyorsun. Güneşten korunmakta gözlük alıyorsun. Evet. Vallahi çok da inip çıktığımızdan da bize bir tehlikeli falan gelmedi. Biz alışık olduğumuz için size gelip yok, tehlike yok, tehlike yok. Yani zaman alıyor sadece. Zaman alıyor, evet. Bu da nedendir? Şimdi buradaki gerek profesörlerin gerek anıtlar kurulunun söyledikleri, doğal dokuyu bozmayalım dediler. Mesela bunu daha yatay bir merdiven yapabilirlerdi. Fakat bunu orijinali böyle dediler yani. Siz ne zamandır buradasınız? Ben 2 senedir burada çalışıyorum. Evet. Daha önce başkan ağaçları ortaya sallayayım. Burada çalışıyorum tabii. Evet. Burayı biraz anlatır mısınız? Bakalım, hani bir bakalım. Şef olmak öyle kolay değil yani, değil mi başkanım? Evet. Şimdi biraz bilgi. Şimdi bu kale tarihçesi, evet, savunma amaçlı kullanılan bir kale. Evet. Bunun en eskisi, gel abla, gel gel. Gel ablacığım, gel. Evet. Hititler yaşadıklarını, evet, söylediler. Burada bazen lahit bulduklarından ondan sonra Likyalılar yaşamış. Evet. Bunlar 4-5 bin yıl önce. 4-5 bin yıl. Evet. Vay. En sonraki profesörlerin söyledikleri ve içinden kalıntılar, Perslerin silahlarını bulduk. Abla bir şeker daha. Ben biraz şekerli içiyorum da. Ha, varmış, tamam varmış. Sağ ol abla. Teşekkür ederiz. Perslerin silahlarının kalıntıları. Evet. Bu mancınıkla atılan toplar ve elle atılan gulleler tarihte İranlı Persler kullanmışlar. İranlılar buraya da gelmiş yani. Evet. Alesen Bey Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden profesör getirdi. Onlar teyit ettiler. Buraya, evet, koyduk kendisini. Daha sonra insanlara şey yapacağız. Anlatacağız. Anlatacağız, göstereceğiz tabii. Kimler geliyor abi peki? Yani bu kale şefi olarak efendim kimleri daha çok burada ağırlıyorsunuz? Mesela hangi milletlerden insanlar geliyor? Şimdi her milletten insan geliyor. Evet. Arkadaşımız bunları koruyor. Sayın, devamlı bunlar iştigal ediyoruz. Hem buranın getir abi, çok enteresan, kalesini koruyor bu arkadaş Murat Bey arkadaşımız. Murat hem de iyiydi, turizme katkı sağlıyor. Murat Bey şöyle gel abi, arkamıza doğru gel abi sen. Murat Bey gerçekten bize taşlar getirdi. Bunlar ne abi, bir açıklar mısın? Bunlar, Cemal alıyorsun değil mi abicim, bak. Bunlar zamanında insanların savaş düşmanlarının yaklaştığı zaman savaş silah olarak kullandıkları hülledir. Hülle. Bunlar düşmana uzak, yakın, küçükleri, büyükleri, bunların daha büyükleri var. Evet. Bunlar uzağa yakına göre düşmana yaklaşmasın diye şimdinin silahları olarak kullanılıyor. Tuncer sen şu karşıya bir geç bakayım, ben şu hülleyi bir atayım sana. Vallahi biraz da ağırmış. Geç şöyle Tuncer, şu karşıma gel Tuncer, gel. Gözlerin fotoğrafçı arkadaşımız. Fotoğrafçı arkadaş, bir dakika. Şey abi, Murat Bey sen bir yardımcı olursan. Şimdi abi özellikle kafaya doğru falan mı atılıyor yoksa? Vallahi bu taşların bir özelliği var. Şöyle gördüğümüz gibi girintili çıkıntılı olarak yapılmış. Yani, evet, insana değdiğinde kesinlikle kurtulma şansı yok yani. Anladım, mutlaka sakat, anladım, bırakır öldürmesi dahil. Peki sen kelime işareti getir. Şöyle önüme doğru gel, şöyle gel Tuncer. Sen bizim fotoğrafçı arkadaşımız. Sen kelime işareti getir. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse, gençliğinin baharında. Yok, bu biraz küçük oldu. En iyisi başkanım ben şunu bir deneyeyim, bir dakika. Yani gerçekten kardeşim bu da adamı öldürür ya. Tabii. Neyse, daha gencecik bir insan. Gencecik bir insan, neyse sen devam et bakalım. Bu yaşta değil mi başkanım? Hemen de öldürmeyelim yani. Hele şu, yani bunda bilmiyorum yani, odun kafa bile olsa kurtulamaz yani. Bunun 2 katı 3 katı büyüklüğünün olanları da var daha. 3 katı büyüklükte. Tabii. O zaman adamlar da biraz iri yarı tabii. Yani tabii. Anca güçlü öldürüyor kuvvetli diyorsun. İnsanlar tabii. Vay be. Atmaları, insanlar ya, karşındaki güçler büyük. Eskilerde vallahi biraz acımasızlık da varmış ya. Bununla adam öldürür yani direkt attığın zaman. Yani savunma. Bunu dediklerimizden duyduk. Bir, evet, kültürümüzü. Teşekkür ederiz Murat Bey, sağ olasın. Evet. Yabancı ve yerlilere aktarmak istiyoruz. Yani atalarımız burada yaşamış. Evet. Ben buradaki şuradaki evlere çekmişsinizdir. Orada yaşayan insanları biliyorum. İhtiyar bir kadınla ihtiyar bir erkek yaşamışlardı. Yakınlarımız olur kendileri. Bu Haceli Kale sülalesinden insanlar. Haceli sülalesinden. Evet. Bunlar, evet, daha yaşadı. 1970'lerde yaşadığını ben biliyorum ben. İlkokula falan gidiyordum. O zaman Cemal böyle gelsin de orayı gördü herhalde değil mi Cemal? Sen aldın mı orayı? Arka tarafındaki
yerleri. He, arka taraftaki yerde yaşadılar. Evet, bir yaşadılar. Bir de bu kalede indiğimiz tabii, yerde. Tabii tabii. Onlar söylerlerdi dedelerimiz. Evet. Bu kültürümüzü doğru bir şekilde yerli ve yabancılara aktarmak. Onlara yaşadıklarımızı göstermek. Önemli bunlar tabii. Tekeli alamazsınız. Başkanım eyvallah olsun. Vallahi, tekeli tutamazsınız. Bir dakika eyvah. Başkanım valla bayağı ağırmış bu ya. Şimdi efendim büyük taş geldi. Dedik ya savunma amaçlı kullandıkları için. Evet. Toplum yani nasıl bir zarar vermek isterseniz elinizde şey olmasın. Nasıl bir zarar vermek istiyorlarsa aşağıdan çıkana kaleye zarar vermek isteyenlere işte şeyine göre silah olarak kullanmışlar bunu. Vay zamanında. Yani adamına göre. Adamına göre veyahut da beni öldürmek ise şunu atması yeterli. Hani biraz daha ufak tefekiz ya o yüzden. Diyelim ki Tunceri işte şunla. Yani abi sana bunu atmaları lazım yani. Hakikaten bu bir tarih yani. Bunlar evet. Hakikaten bir tarih. Bu kale. Evet. Ne diyeyim? Öldürmeyen Allah öldürmez. Ya. Ama bu yani şimdi görünen köyde kılavuz istemez diye bir şey var biliyorsun. Evet, tamam. Başkanım evet, bunu şimdi atsak ne diyorsunuz? Hiç şansı yok. Şansı yok değil mi? Evet. Yani Allah rahmet etsin. Tamam pes ediyorum. Olmayabilir. Abi yani bence de pes et. Yani edeyim, şunu tabii. Bunu yani terminatöre atsan bilmiyorum. Yaşayacak bir adam ben pek tahmin edemiyorum yani. Daha ileride, kalenin daha ilerisinde çok daha güzel yerler buldular. Bilmem daha onu söylediler mi? Horasan Türklerine ait geniş avlulu cami resimleri buldular. Abi şimdi çok bunları güzel. Her yerde bulunuyor bak. Yani ben başkanım şunu söylemek istiyorum. Avrupa'yı geziyoruz. Evet. Ya vallahi bir şey yok. Yani bir tane taş değil mi? Şu bak ya bizim bu arkadaşların sağa sola koyduğu bir taş değil mi? Evet. Ya bunu bir yere dikiyorlar. Buna 1 milyon tane insan bakmaya geliyor. Ya nasıl sinirleniyorum ya Allah'ım evet, diyor. Evet, evet. Ne var bunda diyorum ya. Şimdi burada her taraf taşı toprağa binlerce yıla hükmeden bir yer burası ya. Bizim bunları gerçekten iyi tanıtmamız gerekiyor. Şimdi çok bak, doğru yani. Şimdi şu Allah razı olsun çok tebrik ederim sizi. Evet. Şu merdivenleri yapmışsınız bu kaleye sonuna kadar çıkılıyor. Ya bu merdivenler yapılacak tabii ki. Daha da ışıklandırmaların daha fazla yapılması evet. lazım. İşte iyi tanıtmak cazip için hale cazip hale getirmemiz ha. lazım ya. Evet. İnanın şu kale var ya samimi konuşuyorum bir İspanya'nın, bir Avusturya'nın, bir Almanya'nın elinde olsa buraya 1 milyon kişi geliyorsa oraya 50 milyon kişi gidiyor ya. Çok güzel tanıtım yapıyorlar. Bizim tanıtım eksikliğimiz var. Evet. Ben 2009'da belediye başkanı olduğumdan bu tarafa evet. bütün yurt içi ve yurt dışı fuarlarda siz de şahit olduğunuz birkaç tanesine. Biliyorum kesinlikle doğru. Elimizden geldiği kadar Kapadokya'mızı, Ortahisar'ımızı, memleketimizi, Türkiye'mizi tanıtma anlamında büyük mücadeleler veriyoruz. Brezilya'sından tut, Almanya'sından tut, Fransa'sından tut bütün o fuarlara gidemiyorsam bile orada tanıdığım arkadaşlar, tanıdığım insanlara broşürleri gönderip Kapadokya'nın güzelliklerini, Ortahisar'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Turizm Bakanlığımız da son 10 yıl içinde bu anlamda devasa katkılar veriyor. Devasa çok çok gerçekten yapıyor. Bir çalışma var. İnşallah. Avrupa televizyonlarında görüyoruz yani. Evet. Türkiye'nin tanıtımları dönüyor. İnşallah, evet. İnşallah çok kısa zamanda şu 10 yıl içinde aldığımız mesafeye bakaraktan turizmde de çok kısa bir zamanda istenilen düzeye geleceğimizi bence, düşünüyorum. Bence birkaç eksik var. Özellikle Arap dünyasına evet. daha ciddi bir aynen. fuarlar, tanıtımlar yapılması lazım. Mesela biliyorsunuz ben Bosna Hersek'te üniversitede danışmanım. Aynı zamanda Bosna Hersek'in en büyük özel kanalı Hayat TV'nin Türkiye temsilcisiyim. Bosna'ya çok ciddi anlamda Katar'dan, Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden turistler gidiyorlar. Evet. Yani para sadece Avrupa'da yok. Arap coğrafyasında da çok ciddi aynen. anlamda maddi evet. geliri yüksek insanlar var. Evet. Oralara benim teklifim inşallah bütün Nevşehir Belediye Başkanları olarak toplanalım. Mesela bir Katar'da bir fuar yapalım. Olabilir. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir fuar yapalım. Buralarda tanıtım yapılmasından sonra ben inanıyorum ki gerçekten buraya çok ciddi Orta Doğu ve Arap coğrafyasından da akım olacaktır yani. Evet, evet. Şimdi zaten bu değerleri satamadıktan sonra bir anlamı kalmaz. Dünyaya tanıtmadan sonra bir anlamı kalmaz. Ki biraz önce söylediğiniz çok doğru, katılıyorum. Arap dünyasına, İslam alemine tanıtamıyoruz. Doğru. Öyle bir tanıtım çalışmamız yok. Hep Avrupa'ya yönelmişiz, Amerika'ya yönelmişiz. Onlar da bizim nerede yani çoğu din olarak kardeşimiz, din kardeşimiz. Yani daha rahat gelirler. Daha rahat gelirler. Biz onlara daha güzel, daha güzel bir misafirperverlik yaparız. Kültürlerimizi paylaşırız. Daha iyi olur, daha bir kaynaşma olur, birlik beraberlik olur. Bu anlamda da büyük katkı sağlar. Yani Avrupa'dan geliyor zaten insanlar. Evet. Mesela İngiltere'den özellikle. Kapadokya bölgesine, İtalya'dan, efendim İspanya'dan turistler geliyor. Bir de o bölgeye de biraz şey yapmak lazım. Yani çalışma yapmak lazım diye ben düşünüyorum. Evet.
Evet, gerçekten tebrik ediyoruz. Ben tebrik ederim. Tanıtım teşekkür ederim. Biz bir deneme yapalım bakalım yani. Şimdi tamam, kale şefisin de gerçekten abi şimdi orayı hak ediyor musun diye bir bakalım. Ama tabii, demek ki başkan ehline veriyor yani. Liyakatı değil mi? Evet. Yani tabii de. Biraz da turizmle uğraştık yani. Bundan önce de dil durumu nasıl şey... İngilizce falan? Var. Kendimizi anlatırız, buradaki tarihçeyi anlatırız, kendisine neden gideceği, nerelere gideceklerini. Bir kısa anlatır mısın mesela abi? Yani çok kısa bir bilgi vermek açısından. Mesela geldik işte, ben soruyorum, burası neresidir filan. Ufak tefek böyle var mı yani, öyle bir söyleyebilir misin? Vallahi şimdi heyecanla söyleyemeyim yani. Yani ya, Nevşehir İngilizcesi de olur. Akıcı değil de yani. Ama Tarzanca diyorsun, benim yani, gibi yani. Evet, benim gibi evet. Anladım, peki evet. Sevgili izleyenler, kaleden indik, tam camiye doğru giderken hemen bir değerli abimize rastladık. Efendim o dedi ki 1 kiloya kadar bedava yiyebilirsiniz. Tabii ki yani. Doğru mu? Doğrudur yani. Ama bizim kameraman öyle. Cemal falan, fotoğrafçı abi, Tuncer, bunlar çok yer baba. Çok yer de 1 kiloya kadar. Çünkü 1 kilo geçtikten sonra tokanabilir diye korkuyoruz yani. Aslında 5 kilo da olabilir. Sizi tanıyalım efendim. Ben yani. Orta Eser'den Sadullah Yiğit. Evet. 40 senedir bu kuruyemiş işini yapıyoruz. Biraz önce sebze işi yapıyorduk. Ve bütün yabancı misafirlere doğal gıdaları ikram ediyoruz. Sadullah abi, şimdi bu çilek, evet. Ben ilk defa ben yiyorum. İlk yani defa böyle şey. Tabii ilk defa kurusu bunu. Evet, bir dakika bir deneyelim. Evet tabii ki. Abi deneyip ona göre ben bir tabii şey yapayım. Eyvah tabii. Bir tane düşürdük. Olabilir bir tane. Vallahi enfes ya. Kivinin kurutulmasını ben ilk hayatımda ilk görüyorum. İşte böyle. Bir tane ondan. Bak. Yanlış anlama, prova amaçlı. Tabii ki, tabii ki. Sevgili izleyenler, bir görseniz kendimi nasıl burada feda ya. Ediyorum sizler için efendim. Ya. Nasıl bir feda ediyorum? Bu da kivi. Abi bu da çok güzelmiş ya. Kavun. Kavun mu? Bu da kavun. Bir dakika abi, şunu bir halledeyim de. Tamam. Bir saniye. İyi abi. Yani bir kilo kadar serbest. Ne oldu oğlum sana? Yani. Çene için tedavisi. Ne tedavisi? Çenem için. Çene için. Allah şifa versin koçum. Düştün mü yoksa? O normal öyle hastalık. Allah şifa versin bakalım. Al. Al hadi sana. Al al işte hepsini al hepsini. Al oğlum al. Bak kanaatkar bir tane yeter diyor ya. Kanaatkar. Al oğlum hepsini al. Al. Alın bakayım al. Al şunu. Hadi bakalım. Vallahi o da çok güzel. Kavunu yedik mi kavunu? Kavunu yemedim. Bir dakika kavunu bir küçük parça. Dedik ya bir kiloya kadar serbest. Tıkandım ama yani evet. Bak evet. Seyircilerimiz için nasıl bir fedakarlığa katlanıyorum baba ya. Sen Allah sana razı olsun yani. Ne güzel insansınız ya böyle ya. Bir dakika baba. Evet. Efendim gerçekten enfes. Ya. Yalan söyleyen taş olsun. Yani. Vallahi güzel. Sen ne diyorsun abi? Ondan sonra ne daha vardı baba? Daha emsali yok. Bunlar yeni ürünlerimiz. Daha 100 gram olmadı o yüzden ben deneme amaçlı. Abi daha buradayız yani akşama kadar bir kilo. Deneme amaçlı şu anda bizim rejideki arkadaşlar biraz bilmiyorum hani evet. Çok iyi konuşmalar yapmıyorlardır ama yani, olsun. Halbuki olsun. Niye öyle kötü düşünüyorsunuz değil mi? Ben onlar için kendimi feda ediyorum Allah burada. Bunları Allah. Yemek kolay mı ya? Yani ne güzel. Baba ya. Gel bir dakika. Geldim hocam. Bu kayısının çekirdeği. Çekirdeği, kayısı ekmeği. Doğal. Bir dakika ben ya. Bir bakayım. Evet. Vallahi bu da güzelmiş. Of be. Yeni kavruldu. Bu da yeni natural. Kavruldu. Bir tane de Antep fıstığı. Antep fıstığından. Ve bunu her zaman yiyoruz. Ama şu neydi? Balından kavrulmuş badem içi. Aha, balından. Bak bu önemli bir şey baba. Balından kavrulmuş badem içi. Balından badem içi. Bir dakika ya, ben bir bakayım. Balından kavruluyor badem içi. Özellikle bütün yabancı misafirlere ikram ediyoruz. Ve yiyen bir daha alıyor. Yatacak yer var mı senin burada? Var efendim. Nerede? Caminin yok sokak... Caminin yanında yatıyorum ki cami. Hiç üşümüyorum çünkü doğal şeyleri tamam. Yiyorum ben. Tuncay oğlum hazırlanın akşam burada yatacağız inşallah. Yani inşallah. Bir kiloya kadar serbest edeyim serbest ya. Yani. Doğrudur. Bir dakika ben şunu bir daha bir test edeyim abi. Bir dakika. Test yap hocam. Ya yapayım. Yap. Test yapacağım. Oy. Vallahi enfes çok güzel. Bu badem balından özel balından kavuruyoruz. Ben o zaman kendimi bir daha bir feda edeyim. Bu evet. Herhalde şey değil mi? Antep içi. Antep içi bir tane atayım. Tabii. 120 gram oldu şu anda. Evet, hesaplarız hocam. Bu da badem değil mi abi? Bu da natürel badem. Natürel badem. Bakayım yani. Bir de bunu atayım ben. Natürel badem yiyoruz efendim. Evet. Bu at tarafa geleceğim. Natürel kayısımız var. Evet. Vallahi bu da güzelmiş de evet. Bir suda olsaydı iyi olurdu ama. Ben şimdi birazdan diyorsun. Su getiririm ben. Kolay. Bir evet, kiloya tamam. Tamamlanınca su getir. Bir bu kiloya tamamlan. Bu da natürel kayısımız. Arasına böyle fındık koyuyoruz. Tamam evet. Mı? Natürel kayısı ay, fındıklı. Sen ne diyorsun abi? Daha bunun üzerine vitamin olur mu? Bunun üzerine ya, vitamin? Bütün Avrupa insanları buraya koşuyor. Kayısının içerisine fındık koyuyoruz.
diyor, böyle bir şey yemedim diyor. Hani alkış, hani ya, alkış. Alkış. Hadi evet, heh, bravo. Peki. Yani, teşekkür ederim. O zaman bir dakika abi, ben kendimi evet. Bir feda daha edeyim. İt tekrar abi. Bir daha bir. Aman it bir. Abi. Yalnız dikkatliye bir kiloda geçme. Tokanabilir yani. Olabilir yani. Abi 130 gram oldu şu anda. Eyvallah, bu tarafa gel hocam. Bu, vallahi ben tükendim ya. Yeni gelen malzeme. Efendim, bu doğal incirimiz. Doğal bunun incir. Bunun içerisine badem koyuyoruz. Hah. Gözü görmeyen arkadaşları anında gözüne fer geliyor. Yani. Göz açıcı, ya, göz ya, açıcı. Ya. Efendim şok, ya. flash, Türk televizyonlarında ilk defa ya. Göz açan, yani katarak ameliyatına gerek yok. Gerek yok. Katarak ameliyatına gidip boşuna yok, masraf gerek, etmeyin. Masraf etme, incir. Orta hisara gelin, incirin arasına badem, ballı badem, ballı badem. Ballı bademi koyduk. Gözün anında kaleyi gösteriyor. Kaleyi görüyor. Ya. Bir dakika, ben bir test edeyim abi. Test yap. Bir test yapayım, bir saniye, bir test yapayım ben. Herhal hocam. Test yapabilirsiniz. Sanki renk değişiyor. Allah Allah. Şimdi karşı tarafı iyi görüyorsunuz değil mi? Kaleye doğru diyorum. Ya. Abi niye gözlerde yapayım? Bir açılma oldu vallahi ya. Daha yemeden yani. Tadından yani. Sen dedim ya sana. Sen ne diyorsun abi? Allah Allah. Bir bende bir... unuttuğun kelimeleri de hatırlatıyor. Unuttuğun kelimeleri. Ya, öyle bir vitamin bu. Vallahi iyiymiş ya, bu ya. Öyle bir vitamin hocam. Öyle devam ediyor herhalde. Öyle çünkü bende hal kalmadı artık o yüzden. Evet. Bu tarafa gel. Yeme, iyi iyi. Doğal armut. Doğal armut. Natürel. Kurutuyoruz böyle. Tuncer gel oğlum. Ya. Böyle, sen niye bakayım? Sen test et. Ben çünkü tükendim artık baba. Evet. Evet. Ama biraz sonra sen koşarak gidersin memlekete. Bu hasta istemez. Bir dakika bakayım ben. Bir dakika. Ay. Gerçekten kendimi durduramıyorum baba, beni birisi durdursun, bir şey yap, sarıl durdur beni ya. Durduramıyorum kendimi gerçekten. Aman dikkat et hocam, gençlere depelemeyelim. Sen ne yaptın baba ya, bizi ya? Bu arkadaşlara da ikram edelim. Buyurun. Hayır efendim. Bekar insan bu kadar yedirilmez ki. Yedirilmez de biz de birden işte gafil davrandık. Hayır bu, bakma. Ne olacak bu? Bekar olduğumu, daha, bu bekar, para, bekar olduğumu tahmin etmiyorum yani ama evet, maalesef, bekarlara maalesef. Zaten yedirmiyoruz da. Yani. Evet. Ortahisar TV'den abimiz evet. Nasıl, siz ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Sadullah abimiz gerçekten. Gerçekten. Lakabıyla söyle, normal. Sado. Sadullah Yiğit evet, kardeşimiz. Evet. Ortahisarımızın güzide esnaflarından. Evet, otobüsler buraya geldiği zaman muhakkak buraya uğrarlar. Vallahi. Gereken ikram izzeti yaparlar. Hele sizin gibi değerli bir... Estağfurullah abi. Size de ayrıca hoş geldiniz. Allah razı olsun, hoş bulduk. Ben sizleri abi. Almanya'dan tanıyorum. Çok teşekkür ederim. Almanya'ya geldiniz, orada izledim ben sizleri. Evet. Eğer mümkünse sizlerden de bizim bir istirhamımız olacak. Buyurun estağfurullah. Burada bir Türk sanat müziği istirham edeceğim sizden. Allah Allah. Nasıl, söyleyelim mi? Taraftarlar şöyle gelin, karşıma gelin şöyle. Gelin bakayım çocuklar. Bir alkış durumuna göre bir bakalım. Bir alkış yapın. Orhan abimiz Türk sanat müziği üstadıdır. Avrupa'dan kendisini tanıyorum ben. Sevdiğiniz bir şarkı var mı abi özellikle mesela? Sevdiğim Kapın Her An Çaldığında Beni. Of. Umabildi. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. O mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin, beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin. Hele bir yalnız kaldı. Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin, beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.
Sağ olun. Ben 1 kilo diyordum ama bu şarkıya... 1 kilo daha yiyebilir mi? Komplesi. Allah razı olsun. Vallahi bir şarkıya bu kadar. Komplesi ama... Abi teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Şeref oldu. Estağfurullah, şerefi zahit. Faydası oldu diyeyim ses için. Abicim... Ya sen ne diyorsun ya? Yoksa kesilirdi Orhan Bey. Sen ne diyorsun ya? Ya Sado abi ben kendimi durduramıyorum şu anda. Ne faydası ya? Beni güzel tutar. Sabaha kadar söylesem burada bir tane var yani. Arkadaşlar birisi tutsun. Tutun çocuklar. Beni tutun siz gelin. Tutun evladım ben. Evet sevgili izleyenler. Sado abi bize yedirdi enerjiyi şu anda. Kendimizi durduramıyoruz. Tuncay sen de tutsana oğlum arkadan şey yap sarıl. Evet arkadaş çocuklar tutmaya çalışıyorlar sevgili izleyenler. Şu anda orta hisardayız. Kendimizi durduramıyoruz gerçekten. Aman bir tane. Baba ne yaptın sen bu ballı badem falan derken? Daha dur bakalım yeni başladık hocam. Yeni mi başladık eyvah. Cemal sen kamerayı kapat tehlikeli şeyler oluyor çünkü. Kapat Cemal. Her taraf otobüs kaynıyor. Turistler arkamızda gördüğünüz gibi bayağı yoğun bir kalabalık var. Efendim rehber bey de getirmiş efendim gördüğünüz gibi bir kalabalık. Nereden geliyorsunuz? Efendim nereden geliyorsunuz? Antalya'dan geliyoruz. Antalya'dan? Evet. Hayır. Turist yoğunluğu nereden özellikle? İngiltere'den. İngiltere'den. Daha çok İngilizler daha çok geliyorlar değil mi Kapadokya'ya herhalde ağırlıklı? Son dönemlerde evet. Bayağı da ilgi gösteriyorlar. Açıkçası her gidende mutlaka birine tavsiye edip burayı yönlendireceğiz diyorlar. Sağ olun. Ortahisar'ımıza efendim getirdiniz. Teşekkür ederiz. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Eksik olmayın. Evet. Sağ olun. Evet maşallah. Yes, gördüğünüz gibi efendim arkamızda gerçekten yoğun bir turist kafilesi var. Hala da daha otobüsler geliyorlar İzmir'den, Antalya'dan efendim. Gördüğünüz gibi başkanım İngilizler. Şimdi genelde Avrupalı turistler geliyor. Ortahisar'ımız bu Ortahisar Kalesi'nin biraz önce çıkıp da yayın yaptığımız Kapadokya'nın en büyük peri bacası dediğimiz Ortahisar Kalesi'nin hizmete açılmasıyla beraber bu katlanarak arttı. Evet. Hamdolsun görüyorsunuz Ortahisar'ımız panayır gibi. Evet. Yurt içinden ve yurt dışından bir sürü misafirlerimiz geliyor. Yani bir de kışa girdik sayılır. Hani Eylül'ün sonundayız. Şimdi Mardin 30'una kadar 105 bin kişi gelecek buraya. Mardin 30'una kadar. Rezervasyonları yapılmış. Aynen öyle. Turizmi 12'ye yaydık Ortahisar'da. Oh maşallah. Kapadokya'da. Evet. Mardin 30'una kadar 105 bin kişi gelecek. Bu arada çarşıdayız şu anda. Belde başkanımız da hemen yanımızda. Evet, demin bir istek yaptı sağ olsun Yılmaz Bey. Nasıl? Çalışmalar nasıl gidiyor? Tabii. Vallahi çalışmalarımız yoğun. Bir yandan seçimler geliyor. Seçimler yaklaştı. Allah'ın izniyle tekrar kazanacağız. İnşallah. Ortahisar'ımız tekrar. Vallahi başkandan memnunuz yani başkanımız. Başkanımız seviliyor. Seviliyor. Evet, burada. Burada bir parti gözetmiyoruz. Önemli evet. olan hizmet. Gereken hizmetler yapılıyor. Evet. Gördüğünüz gibi Ortahisar'ımızda büyük bir inşaat var. Evet. Her köşesinde. Bu inşaatlar inşallah bitecek önümüzdeki sene. Evet. Köyümüzün, kasabamızın görünüşü biraz daha farklı olacak. Yani meydan açılınca bir konser meydan, değil mi? İnşallah tabii, burada. İnşallah. Evet, bir açılış yapacağız. Zaten biraz sonra da göreceğiz gezerek. Evet. Yavaş yavaş böyle kasabamız, ağır ağır yürüyelim. Kasabamız bir Selçuklu kasabası olduğu için evet. Selçuklu mimarisi ön plana çıkaraktan kasabamızdaki bütün mevcut çalışmalarımız Selçuklu mimarisi evet. üzerine yapıyoruz. Biraz önce çünkü biraz sonra yani göreceğiz. Tarihi dokuyu bozmuyoruz. Aynen öyle. Merhaba hanımefendi. Nasılsın? İyi misin? Evet. Gel. Gel bir merhaba edelim. Hoş geldin yok mu abiye? Evet gördüğünüz gibi. İsminiz neydi? Yelda. Yelda ne kadar güzelsin. Maşallah Allah bağışlasın. Yelda'mız burada. Ne yapıyorsun Yelda sen burada? İyiyim. Babaya yardım mı ediyorsun? Nasıl? Satışlar nasıl? İyi. Maşallah yani bu yaşta yardım başladıysa abi şanslısınız. Allah bağışlasın. Hayırlı işler. Evet başkanım. Kolay gelsin hayırlı işler. Hayırlı işler. Yavaş yavaş yürüyoruz. Evet. Cemal de bizi çekmeye çalışıyor sağ olsun efendim. Şimdi kasabamız turist biz 2009'da göreve geldikten sonra evet. turizmi ön plana çıkarma anlamında çalışmalıyız. Gördüğünüz gibi bu kemerler Selçuklu mimarisini andıran evet. Selçuklu kemerleri yapmaya başladık. Kareyle açmakla beraber. Şuraya bir buyuralım. Bak şu kafeye bir varalım. Evet. Ben bir şey göstereceğim. Buna benzer kafe tarzı yerlerimiz çoğaldı. Çünkü evet, misafirlerimiz... Cemaller yalnız enteresanmış. Kafeye gideceğiz. Evet, evet. Cemal Bey şimdi sevgili izleyenler Selçuklu mimarisinde bir kemer. Evet. Özellikle batılı turistlerin çok tercih ettiği aynen, bir şey bu. Aynen öyle. Bak, bu tamamen bizim kültürümüzü, mimarimizi yansıtan bir kemer. Evet. Meyve suyu mu var başkanım burada? Yani burada, biz burada var. Emin çünkü enerjiyi tamam. yedik yani. Sabah tamam. abi vallahi bizi gerçekten tamam. coşturdu. Meyve suyuyla beraber dinledim. Kendimizi zapt edemiyoruz şu anda yani o durumdayız. Tut. Selamun aleyküm abi hayırlı işler. Nasılsınız? Sağ olun. Aşkım. Şöyle abi. Oturalım karanlığa. Başkanım gel buyurun. Baskı yaptı yani. Bunu bir meyve suyuyla aşağı doğru itelememiz lazım. Hem iteleyelim hem eritelim inşallah. Şifa olsun inşallah. Allah razı olsun. Ortahisar'ımız turizmin açılmasıyla beraber buna benzer kafe tarzı yerler. Buralar atıl vaziyetteydi. Buralar kullanılmıyordu.
Evet. Şimdi insanların bir gelir kaynağı oldu. Bak biraz önce gördüğünüz panayır gibi bir sürü insanlar geliyor. Yerli yabancı turistler. Burada evet. yemek yiyorlar. Burada kalemize çıkıyorlar. Buradaki doğayı, buradaki görüntüyü görüyorlar. Bunlara güzelliğe güzellik katma anlamındaki bu çarpık mimari düzeltme anlamında bu güzel kemerleri yaptık. Çok İnşallah bu yani. Çalışmalar devam ediyor. Çok önemli başkanım. Ve bunlarda da çok büyük takdir aldık bölgeye gelen rehberlerden ve turistlerden yerli yabancı. İnşallah kasabayla beraber bölgeyi daha da bir cazip hale getireceğiz. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Çok güzel şeyler yapmışsınız. Başkanım Sindelfingen'de karşılaşmıştık değil mi sizle evet, biz? Evet. Evet. Biz Stuttgart'ta Almanya'da evet. bir konsere gitmiştik. Evet. Vallahi helal olsun ama yani ben size... belki 12 sene var yani öyle diyeyim. 10 seneden fazla. Fazla. Değil mi abi? Orhan Bey ben sizin sesinizi unutamam. Allah razı olsun. Müthiş bir ses sahip. Allah razı olsun kendisi. Türk sanat müziğinde gerçekten hala kulağımda çınlar şarkıları. Zaten o sizin gözünüzü gördüğüm anda dedim ki Orhan Bey bu. Unutmadım. Valla seneler önce ama yani hatırlamanız evet. da hafıza demek ki. Evet. Çünkü çok oldu başkanım. Yani bir 10 seneden fazla var. Çünkü fazla. 2001 senesi olması lazım yanılmıyorsam. Şeydeydi Domaya Yimpaşa'ydı. Evet, Yimpaşa'da. Oraya gelmiştik. Yimpaşa orası kapandı. Bir marketin açılışı Market, vardı. Evet evet Yimpaşa. Stuttgart'ta davet evet. etmişlerdi. Konser yapmıştık. Evet, bayram evet. günüydü hatırlarsınız. Evet bayram günüydü. Ramazan bayramıydı değil mi abi? Herhalde Ramazan evet, bayramı. Evet evet. Ramazan bayramı. Ramazan bayramı evet. programına gitmiştik. Evet. Şimdi bir atasözü var. Dağ dağ kavuşmaz insan insana kavuşur. Kim dedi? Orhan Bey'le benim Sayın Belde Başkanım Yılmaz Birlik'le beraber geleceğinizi. Evet. geleceğinizi. Ama şunu gördüm. Gerçekten bir birlik beraberlik güzel bir çalışma ortamı var. Ortay Hisarımızda hakikaten çok güzel bir birlik beraberlik dayanışma var. Halkımız bilinçli. Evet. İnan illaki olacak. Değişik fikirler, değişik düşünceler olacak. Ama biz tabii bunları her zaman kendimize, memleketimize faydalı olanları alıyoruz. Yaptıklarımızı paylaşıyoruz onlarla da. Evet. Takdir de topluyoruz. Bu da bizi memnun ediyor çok şükür. Allah daha iyi etsin inşallah. Allah razı olsun. Sağ olasın. Bir türkü daha mı okusak? Ne yapsak çok abi oturmuşken ya? Yer güzel yer. Çok burası iyi. Bir türkü götürür. Ayrıca başkanım da çok sever. Sanat müziğini, türküyü. Sanat müziği. Evet. Evet. Türkü mü sanat evet. müziği mi olsun? Ne istersiniz? Hiç, sanat müziği. Sanat müziği. Evet efendim. Olur. Sağ taraftan yine abimizden bir sanat müziği. Bu da benim meclisim Mehmet Tüfekçi. Kendisi fırını var. Kardeşleriyle beraber fırın işletmesi yapıyor. Vallahi ekibi benim, sağlam tutmuş. Ekip zaten. Sağlam. Ekmek var, fırın şimdi, var, hepsi var. Böyle, yani kültürel seviyesi yüksek. Evet. Dünya görmüş bir belde başkanı solumuzda. Gerçekten Ortahisar'a çok büyük hizmet yapmış başkan sağımızda. Meclis üyeleri sağlam. Evet, sağ olsun. Ondan sonra esnaf sağlam. Başkanım evet. sen teşkilatı kurmuşsun burada yani. Sağ olasın. Vallahi. Allah'a şükür. Yani, Allah'ın izniyle burada bilmiyorum yani. Başkana sırtı yere gelmez. Çok şükür. Sağ olsunlar. Evet. Sağ olsunlar. O zaman ne okuyalım? Tuncer yap bir istek bakalım. Yap. Otobüsler bu arada vallahi Belçika, Fransa, evet, Almanya evet, evet, evet. koşturuyorlar. Orada Orhan Bey bizim köyümüze yaz evet. günleri aşağı yukarı 50'den aşağı düşmüyor otobüsümüz. Evet. 50 otobüs giriyor. Ama gönül arzu eder ki bu otobüslerimizin turistlerimiz burada kalabilsin. İnşallah ileride o da olacak. Evet. Çünkü bizim eski yerleşim alanlarımız var aşağıda köyümüzün evet. aşağısında. Köyümüzde de bayağı bir kilise var. Bunların restorasyon çalışmaları devam ediyor. İnşallah butik otellerimizde bir çoğalmalar oluyor ve artık gelen turistlerimize kesinlikle bu, yani konaklama olur çok önemli. Evet evet. Yani konaklama olmadığı zaman otel normal otelleri tercih etmiyorlar. Evet. O butik otellerde yapıldığı zaman inşallah turistler burada kalacak. Şimdi abi İspanya mesela 50 milyon turist gidiyor. Ya. Şimdi ben Avrupa'yı siz de biliyorsunuz defalarca gezmiş bir insanım. Evet. Yani aşağı yukarı bir İngiltere'ye kısmet olmadı. He. Onun dışında yani Norveç'ten, İsveç'ten başkanım ta şeye kadar en kuzeyden en batıya en doğuya kadar Almanya'yı zaten evet, biliyorsunuz evet, defalarca evet. daha defalarca geçen hafta Almanya'daydım. Öyle mi? Tabii Kuzey Renvestfalya şeye gittim. Wuppertal'da konser yaptık. Evet, evet. Şunu söyleyeyim. 50 milyon turist burada nereye gidiyor abi? Ben bunu anlamıyorum yani. Vallahi anlamıyorum. Şurası sırf şu. Bırakın yani bizim sahillerimizi, Konya'mızı, Mevlana'mız var. Efendime söyleyeyim Güneydoğu'da biliyorsunuz Anladım. Nemrut Dağı vesaire. Yani Mardin, hele Mardin yani evet. inanılmaz bir yer yani. Bir yer, evet. Mesela şu Ortahisar'a bile bana göre senede en az diyorum 20 milyon turist gelmesi evet, lazım. Evet, evet. En düşüğünü söylüyorum. Evet. Ama demek ki başkanım biz burada en alttaki yöneticiden yani muhtardan en üstteki abilerimize kadar onların hepsi bizim abilerimiz. Tabii. Ben dostane bir şekilde kardeşleri olarak söylüyorum.
çok daha ciddi çalışmalar yapmamız lazım, evet, demek ki. Evet, evet. Yani olamaz abi, bu kadar tarihi ve dokusu, bu kadar muhteşem güzellikleri olan bir ülkeye, hele bundan önce Allah başbakanımızdan razı olsun. Evet. Onun sayesinde yine 30 milyonlar civarına çıktık. 10 milyon, 9 milyon insan geliyordu abi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Orhan Bey, daha düne kadar yolumuz yoktu. Evet. Başbakanımız geldi, bu ne hal dedi bu yollar. Buraları çabuk açın. Genişletin bu yolları. Yani evet. Daha önce burada sıkıntımız vardı. Yani sit alanı deyip turizmciye de çok mağdur ediliyorlardı bu konuda. Evet. Dediğiniz gibi büyüklerimizden istirham ediyoruz. Yani belediyeciler biraz daha önleri açılsın. Evet. Başkanım da bu işin içinde. Yani sit olayı bizi sıkıntıya sokuyor. Şimdi son 10 yılda Türkiye geçmişin 60-70 yılını kat etti. Daha fazla belki. Belki daha fazla. Biz Ortahisar'da yaşadığımı, son 10 yılda yaşadığımı inan yani hayal bile edemezdim. İnanın, evet. Ortahisar'ı. Biliyorum, yol yoktu. Ama başkanım. Aynen öyle. Şimdi yani hamdolsun. İnsanlar gelemiyorlardı yani. Hamdolsun hükümetimiz, Sayın Başbakanımızın o hedefleri var ya, 2023-2071 hem bizlere hem gençliğe büyük bir hedef oldu inşallah. Evet. Dediği gibi dünyanın en iyi 10 ekonomisi haline geldiğimiz gibi inşallah birinci de olacağız. Kesinlikle, en ufak bir olay şey olduğunda, bir gelişme olduğunda işte böyle karışıklıklar bilmem, evet, ne filan, evet, sürekli Türkiye'nin, evet, üzerinde oynanan oyunlar var, evet, ama artık insanlar uyandı. Uyandı. Artık bunları inşallah yemiyorlar diyelim, evet, yani, evet, hamiyane tabirle, halk diliyle, evet, her şeyin farkındalar yani. Maalesef iyi şeyler olacak. Şimdi bizim Tuncer gitarı akort yapıyor. Tamam. Geldikten sonra onunla beraber inşallah bir şarkı söyleyeceğiz efendim. Tamam. Sevgili izleyenler, efendim Ortahisar'da dolaşırken baktık ki saçlarımız efendim çok uygun bir vaziyette gözükmüyor. Sizlere güzel gözükmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hemen bir berber demeyelim değil mi abi? Kuaför. Ben biliyorsun de, yeni şekilde kuaför abimiz hemen gel bakalım Orhan Çakmak dedi. Bir bakalım senin şu saçların durumuna. Biz de hemen esnaf berberine kendimizi attık. Abi nasıl gidiyor işler? Tanıyalım sizi. Vallahi şükürler olsun Allah'ımıza. Evet. Mutluyuz. Başkanımızdan da mutluyuz. Ellerinden mutluyuz. Ortahisar'ımız güzel. Turizme yönelik, evet, bir çalışma gidiyor. Evet. Başkanımız sağ olsun güzel yerleri yaptı. Müşteriler artıyor. Artıyor. Müşteriler artıyor, evet, değil mi tabii? Turistleri de alıştırmak lazım abi bu Türk berber i̇nşallah olayına. İnşallah. Yani biraz İngilizce böyle bir çalışırsanız inşallah bir İngilizce olayında. Come here please, come here Turkish'e berber diye. Onlara öğretmek lazım abi, böyle diye düşünüyorum. Yani inşallah o da olur yani. Turizme yavaş yavaş adım atıyoruz yani. Evet abi. Biz çarşıda dolaşırken gereken yardımlar, evet, yapıyoruz. Gereken yardımlar, evet, çarşıda, evet, yapılıyor efendim. Siz zaten Almanca biliyorsunuz değil mi, evet, abi? Evet, evet. İngilizce de herhalde. İngilizce de var. Evet. Şimdi tabii sesimiz biraz yükseldi. Abi şimdi yani siz bu yeni hani eski berberler, yeni tarz bu genç işi yapabiliyorsunuz değil mi? Şimdi ben biraz yaşta ilerliyor, genç işi yaparsan tamam, hafif kabartıp şöyle hani, tamam, olur değil mi abi? Öyle, öyle doğru mu, kabartayım yoksa? Tabii tabii aynı biraz, şekilde mi? Biraz kabarsın ha, biraz. Tamam. Çok aşırı değil de abicim, biz hani biraz böyle kabartıp, tamam, hani yeni böyle daha bir gençleşeyim ben abi, daha bir hani demin fındık fıstık bol bol yedik, bir enerji topladık tekrar. Tamam. Tamam hadi abi. Evet şu anda Ortahisar'da değerli kuaför abimiz beni gençleştiriyor efendim. Bakalım nasıl olacak? Şu anda çalışmalar devam ediyor. Arkadan çekme Cemal. Heh, saçımızın az bir açıklık olmuş abi. Evet, gözükmesin. Çalışıyorum. Evet kapat abi sen hemen çak. Abi bu Cemal de bizim kameraman. Ben genç kalıyorum diye kıskanıyor mu niye bilmiyorum. Hep böyle tepemizden çekiyor bak. Çekmesene oğlum. Abi kapat hemen sen orayı, az bir şey. Ya kıskanç bir kameramana denk geldik. Abi jöle sürme durumuna geldik. Saça belli bir şekil verildi şu anda. O zaman biz de biliyorsunuz rahmetli Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümü. Allah rahmet eylesin. Gerçekten Türk halk müziğine çok büyük eserler katmış. Kültürümüze çok önemli yeri olan bir insandı. Düzgün bir insandı. Bir Anadolu insanıydı yani. Hiçbir zaman kendini bozmamış. Kültürel değerlerini taşıyan bir insandı. Şimdi ondan benim çok sevdiğim bir türküyü seslendirsek nasıl olur abi size? Vallahi yani hazır kuaföre gelmişken abi şöyle biraz da ben müdahale edeyim olmazsa, tamam, şöyle. Yazımı kışa çevirdin bak gözümde yaş aleyhi.
leylam. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa leylam. Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa leylam, gökte uçan kuşa leylam, kuşa leylam. Ah Mevlam ayrılık vermesin gökte uçan kuşa leylam, gökte uçan kuşa leylam, kuşa leylam. Aşkınla yaktın silemi, aldın gittin benden beni. Aşkınla yaktın silemi, aldın gittin benden beni. Viran eyledin hanemi, vurdun taştan taşa leylam. Vurdun taştan taşa leylam, taşa leylam. Ah viran eyledin hanemi, vurdun taştan taşa leylam, vurdun taştan taşa leylam, taşa leylam. Sağ olun abi. Vallahi elinize ayağımıza sağlık. Allah razı olsun. Üstad da nasıl bir aşksa işte Leyla, biliyorsunuz Leyla ile ilgili bir sürü türküsü var. Ondan sonra efendim neredesin sen, cahildim dünyanın rengine kandım. Bunların hepsi Leyla hanımefendiye yazılmış yani. Aşkı böyle anlatmış. Allah rahmet etsin. Evet efendim, orta hisar turumuz devam ediyor. Saçlar yani orta hisarda orta oldu yani. Gençle değil mi abi? Gençle orta yaş arasında, orta yaş arasında bir şey oldu. Ama olsun olsun, biz yine de razıyız. Efendim yine de bir gençleşme olmadı mı Tuncer? Oldu oldu. Ha, oldu değil mi? Oldu tabii ki. Tamam o zaman, yalandan söyleme yalnız. Yok. Yok yok. Yeni revizyon. Yeni revizyon daha iyi oldu. Peki efendim, Orta Hisar'daki turumuz devam ediyor. Ayıptır söylemesi, başkan demin bazı şeyler söyledi. Gerçekten bizde, Cemal'de, bende ve Tuncer'de böyle bir daha bir hevesimiz arttı. Abi işte bu kuzu eti falan üzerine, evet. Neydi başkanın bir de şey vardı herhalde. Cincik mi? Kayseri mantısı. İncik. Kayseri mantısı. Gerdan. İncik. Köftür, pekmez. Köftür, pekmez. Yöresel ürünlerimizi inşallah tadacağız. Eyvahlar olsun. Ver o zaman mikrofonu. Çömlekte kuru fasulye. Çömlekte kuru fasulye. Abi ne yaptınız? Demin zaten incili şeyi, reçeli yedik, bir balı falan, bir ne bileyim. Vallahi başkanım. Çekimi uzatalım. Bu çekimi uzatsak mı, ne yapsak? Sevgili izleyenler, ayıptır söylemesi. Demin ne kadar büyük zorluklarla efendim onları yemek için, sizlere iyi bir görüntü vermek için ne kadar kendimi feda ettiğimi gördünüz yani. O incirleri, o şeyleri efendim, fındık fıstıkları efendim yemek için ne kadar bir, değil mi, kendimi feda ettim orada, gördünüz. Şimdi de sırf bakın yani kendim için bir şey istiyorsam istememiş olayım. Namerdim derler ama sırf sizin için yani, hem KonTV'deki rejideki arkadaşlarımız için, hem Cemal için. Bu arada ben diğer kameraman arkadaşlara Cemal'i fitlemek istiyorum. Kendisi gerçekten çekimi bitirir bitirmez hemen, hiç sizleri düşünmeden o ballı bademlerin, böleklerin, çöreklerin, ayranların, efendim dönerlerin başına oturuyor. Öyle değil mi Tuncer? Yalansa yalan de hemen oturuyor. Doğru, evet. Ben diğer kameraman arkadaşlara buradan fitlemek istiyorum kendisini. Birazdan da demin ifade ettiğim gibi, kendisi dedi ki bütün kameraman arkadaşlarım için dedi, ben de kendimi feda etmek istiyorum. İşte kuzu tandır kebap, ondan sonra Kayseri mantısı ve aklınıza gelen o bütün o yemekleri, o da kendisini feda edecek. Biz ne kadar fedakar bir çekim ekibiyiz, görüyorsunuz yani. Ben kendimi izleyiciler için feda ediyorum. Kameraman arkadaşımız da diğer kameramanlar için kendini feda ediyor. Efendim az sonra diye şey yazsın arkadaşlar montaja. Az sonra flash yemeklerimizi Orta Hisar'dan görüntülemek üzere şimdi hareket ediyoruz efendim.
Korkma güzel, bu sevdadan geçme. Şimdi efendim gerçekten yani Orta Hisar'da bir müze olduğunu ben bilmiyordum şahsen. Evet. Siz burası, buraya güzel bir müze kurmuşsunuz. Evet. İki tane müteşebbis geldi buraya. Kapadokya'nın yaşam tarzını, etnografya müzesini buraya kurduk. Burası bölgenin ilk oteli. Evet. Yaşar Kemerler'in kaldığı ilk otel. Burayı evet. Biz gene amacına uygun bir şekilde bölgenin ilk müzesini açtılar. Hemen anlatalım başkanım buradan. Berin Hanım'la Murat Sarıkaya diye arkadaşım. Sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Şimdi burada ne oluyor? Arkadaş kazıyor. Burada bildiğiniz bölgenin yapısından, tüf yapılardan dolayı sığınma amaçlı kayadan oyma damlar. Yani eski yaşamı nasıl kayalara oymuşlar? Evet, evlerini nasıl yapmışlar? Evleri bak, kemer taşlarla. Evet, evlerini yapmışlar. Bunu onu anımsatan bir görüntü burası. Amcalar hala çalışıyorlar başkanım. Hala çalışıyorlar. Bir çalışma var. Hiç yorulmazlar bunlar. Yoğun bir çalışma var. Evet. Turistler evet. Bu arada gördüğünüz gibi efendim welcome. Evet. Welcome. Çok gerçekten güzel gelmişler efendim, gördüm. Evet. Memleketimizi geziyorlar. Yerli yabancı turistler buraya gerçekten Kapadokya'daki yaşam tarzını anlamak merhaba, için, merhaba. Görmek için bu müzemizi ziyarete geliyorlar. Welcome dedim, kimse bakmıyor. Merhaba dedim, herkes gülüyor. Hollanda, Nederland. Evet. Evet, Hollanda'dan gelmiş turistlerimiz var. Goedemorgen. 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 Evet, biz de biliyoruz efendim Hollanda'dan 3-5 kelime, yani günaydın falan. Evet, gördüğünüz burası ne başkanım şimdi? Burası işte insanların bu tarım odası. Yani tarımda kullandıkları aletler. Yabalar, dirgenler, tırmıklar, oraklar. Efendim bu... Abla şimdi un dövüyor, un yapıyor. Bulgur yapıyor, ona bulgur şey yapıyor. Taşı evet. Bulgur ondan yapıyor. Sonra bu işte kağnı arabası, atın koşumu, evet. HB işte kullandıkları... Yani çiftçiliği, işte, çiftçiliği, evet, evet, evet tarım odası diyelim, evet. Evet. Bak bu avunus çanağından testimiz... Evet, testi var. Evet. Her şey tamam, taş orada. Evet. Meşhur, taş orada efendim. Evet, devam ediyoruz. Gerçekten güzel bir atmosfer var. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Please. Rahatsız olmasın turistler de. Burası da mutfak. Gözlemeyi yapıyor abla. Evet, bazlama yapıyor. Bazlama yapıyor. Jena adı gözleme bunun. Başkanım, insan acıkınca şimdi gözlemeyi bazlama, evet, bazlama gözleme zannediyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Bu tuluk yoğurdunu koyduğumuz taş. Bu tandır. Şimdi şu sağdaki tandır. Evet. Şu anda Cemal'in evet. Belirlediği tandır. Şu küpeciklerde de kışlık hazırlıklar. Pekmezi, turşusu, üzümü orada kışlık hazırlıkları oraya biriktirirler. Onlara biriktiriyor. Şu da yayık ayranı biliyorsunuz. Yayık şu ayranı bakraçlar, yapıyor. Yemek pişen ocaklar. Yemek pişen hepsi. Ocaklar. Bu tarafta bu neydi başkanım? Şu hemen en sağ tuluk, sağdaki. Tuluk yoğur, içi yoğurt dolar onun. Süzme yoğurt dolar. Yani buna yoğurt dolduruyorlar. Evet, o altı delikli oradan süzer. Onun içinde devamlı kullanılır o. Soğuk kış odasında kalır. Bak çölmekler, baklaşlar hep yemek şeyleri. Ocaklar hep burada. Mutfak burası. Orada üzüm çalıları, üzümleri kışlık kurular, kurutuyorlar. Evet, o da kabak, biber, domates kurutuyorlar işte. Evet. O evde mutfakla da kullandığımız telekler. Evet, vallahi gerçekten enteresan eski yaşam ama sade ve güzelmiş gerçekten. Başkanım, bu arada gezimizi devam ettirir ki... Aa, Tuncer sen ne yapıyorsun burada? Başkanım, Tuncer'i belediyeye mi aldınız kadrolu? Evet, kadrolu hemen aldık. Kültür işlerine mi? Kültür işlerine bakıyor burada. Bakayım gelen, ya. Gelen misafirlerimizi eğlendirme anlamında burada. Güzel bir sunum yapıyor bize, sağ olsun. Bir boşluğu, bir dolduruyor. Boşluğu doldurmuşsunuz. Dolduruyor. Turistler de memnun oluyorlar. O zaman biz de bir şarkı mı söylesek, evet, ne yapsak? Evet. Merhabalar Tuncer Bey. Ne yaptın? Tabii iyi belediyeyi buldun sen de başkan değil mi? Başkanımız harika çalışıyor. Nasıl? İnanılmaz gezilecek kültürel değerlere sahip yerler mevcut burada. Evet. Bu kültürel değerlerin üzerine biraz da eğlence katalım istedik. Evet, maaş dolgun mu? Nasıl? Maaş durumu dolgun değil mi? Yani yüzümden anlaşılabiliyor değil mi? Ya başkanım, bu kadar senedir tanışıyoruz yani. Bizi işe giremedik ama adam bir tane gitarla işe girdi ya. Çal bakalım da bir bakalım değil mi? Marifet iltifata tabi demişler. Bakalım. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Evet. Buyurun. Son, iki, üç, dört. Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan giyemem aman, basmada fistan giyemem aman. Senin gibi
cahile ben efendim diyemem aman, ben efendim diyemem aman. Kaldım doman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Kaldım doman içi dağlarda, sevgili yârim nerelerde? Asmadan özüm aldım, sandıkta ceyi sardım, sandıkta ceyi sardım. Verin benim yarimi, annemden izin aldım, annemden izin aldım. Kaldım doman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde? Kaldım doman içi dağlarda, sevgili yarim nerelerde? Hani aplaus. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Vallahi turistlerden de alkış aldık. Peki Tuncer Bey, thank you very much. Yes. Valla bunu, danke schön. We need one singer for tonight, my Turkish evening. Please repeat after me, repeat please. We need a singer for tonight, because we have a Turkish evening tonight. Oh, tonight. So you can come with us. Yes, of course. Make a song together. Together? Yes. Haydi, one song please. One song please. No. Where are you from? Holland. Holland, okay. Yeah. Netherlands. Yeah. Holland song, one song please. Haydi, yes, of course. Ja, tulp uit Amsterdam, hè. Little. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode, sturen jou het allermooiste. Wat het mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Zeggen tulpen uit Amsterdam. En those tulips, the original land is Turkey. Yes, the tulips, you know the tulips. Şimdi diyor ki o akşam beni önce değil mi akşam bir beraber şarkı söyleyelim diye çağırdı. Ben de dedim ki ya şimdi akşama çıkarız çıkmayız en iyisi mi gün bugündür er meydanıdır diye efendim kendilerine bir Hollanda'nın geleneksel 400 yes, they, 400 yıllık bir şarkı yes, diyor 400 400 yes, 400 yes. Oh, so much. Yeah. 1600 and so much. 1600. But they took the tulips from here, and Holland is getting big with the tulips. Hollanda'ya diyor sizi bekliyorum geri geri. İnşallah I will come in Netherland. Before last 5-6 year I did come in Netherlands, Amsterdam, Rotterdam, Maastricht. Yeah. I know. Yes. İşte efendim Tarzanca İngilizcemle yani Hollanda'ya gittiğimi o şehirlerde ondan sonra Den Haag var. Den Haag efendim Amsterdam, Rotterdam bir yer daha vardı abi. Hebben ook een stukje hier ook. Arnhem. Hebben ook een stukje hier ook. No. Sigara yok diyor, sigara. No, sigara. No. I'm a professional singer. Sigara, very bad, you know. Ya sigara içiyor musun diyor, very bad dedim ya. Efendim, tehlike çanları çalmaya başladı. Sigarayla başladılar, içkiye doğru gidiyorlar bunlar. Ama şef, you big boss. Ya big boss. All group big boss. Of course, I'm big boss. Yes, big boss. Applause, big boss. Applause, please. Applause. Gördüğünüz gibi maşallah big boss. Here after your name big boss. Yeah. Yeah. Okay. Sultan was. I said I'm the Sultan. She your husband? No. Eşiniz mi dedim yok dedi. Değil dedi. You're single alone.
You alone? No. You don't married? No. My wife. Honey, where are you? Where are you, madam? Where are you? Welcome to Turkey. He's your husband. Yeah. Oh, mashallah. But young man. He stays always young. Her zaman young diyor. He heart very young. Oh, yeah, so young. Very young. Always young. Always. You love in men. Of course. Of course diyor. Ben çok seviyorum diyor. A lot is little. How old is little? I don't understand. A lot low yoksa little low? A lot. A lot ne? A lot. A lot. A few. A lot. Feel. Çok fazla diyor. Bravo. Peki bravo. Long guy, I feel. Hereafter, he name Big Boss. Yeah, Big Boss. Yes, all group. Alo. İnşallah biz de hep Yüce Allah'ın efendim iznini, müsaadesini her kelimemizde söylüyoruz. Onlar anlamıyorlar inşallah ama işte bizim de güzel bir alışkanlığımız bu. İnşallah evet. Hep devam etsin. Başkanım çok güzel bir müze gerçekten. Evet devam ediyoruz. Burası hızlı anlatalım efendim. Pekmez odası. Pekmez yapıyor abla. Kış hazırlıkları. Orada pek üzümü çiğniyor. Ondan sonra o da süzüyor, burada da kaynatıyor, burada küpeciklere koyup kıştaki evet. Yiyeceklerini hazırlıyorlar. Pekmezi burada yaptık evet. Efendim. O zaman hemen yan tarafa doğru hemen geçelim. Merhaba. Evet, burada ne var efendim? Halı yapılıyor. Burada dokuma odası burası. Halı, kilim ve koyun yününden iplik yapıp çorap örüyorlar. Abi. Burada iplikleri boyuyorlar. Burada evet, halı örnekleri. Belde başkanımıza sormak istiyorum. Sizden var mıydı yani eskiden mesela yapanlar var mıydı abi bu halı işleri? Tabii. Eskiden genelde evlerde her evde aşağı yukarı bir halı tezgahımız vardı. Çok başkanım iyi. Buyurduğu gibi kilim ve halılar dokunurdu. Başka da bir gelir olmadığı için burası turizm yeri. Fabrika evet. Olmadığı için bunlar yapılıp vallahi satılıyordu. Başkan yani şehri coşturmuş. Evet. Yani evet. Şehri coşturmuş. Daha yan tarafta mı var abi? Burası evet, da görünmüyordu. Evet. Burası da klasik Türk hamamı. Türk hamamı. Abi bir saniye. Tuncer nerede? Tuncer. Ha burada müzik güzel. Bir dakika abi. Tuncer gel. Tuncer come here please. Evet eskiden biliyorsunuz başkanım ben şu ceketi de bir çıkartayım da. Tamam. Başkanım bir saniye. Şu arkada abi affedersiniz. Şu abi şunu da ben size takdim edeyim bir zahmet. Bir dakika ben şöyle geçeyim. Tuncer sen şeyi al. Şu keseyi bir al bakalım bir. Yok abi bu benim gibi iki kişi taş. Tuncer keseyi al evladım sen. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi şimdi başkanım anlatıyoruz da bizzat yaşatmakta değil mi fayda var. Evladım kesele sen. Alıyorum. Fazla sen binme üzerine fazla binme dikkat et. Evet sevgili izleyen. Evet biraz bayağı bir sıcak oldu abi. Sevgili izleyenler eskiden burada gördüğünüz gibi bakın sizler için zor şartlarda çekim yapıyoruz. Kesele evladım kesele. Ya fazla sürtme kardeşim biraz ağır al ya Allah Allah. Şimdi şu kolu bir arkaya alalım. Ha, kolu şunu. Evet ha. Ah efendim şu anda. Böyle bir vurmak lazım. Allah Tuncer şu anda benden intikamını alıyor yılların intikamını başkanım. Siz bunu kese yaptırmayın buna müzik yaptırın. Biraz da maaş arttırırsanız Allah. Ya bu nedir benim çektiğim ya. Yani şu dostaneye çekmek için başkanım. Şu katlandığım eziyeti görüyorsunuz. Sabunlu evladım, iyi sabunla. Kafaya biraz yapsak mı ya sabunu? Yok yapma. Saçı zor yaptırdık yapma. Kesele evladım iyice sırtımızı. Epeydir de. Yani kese de yaptırmamıştık. Nasıl bir kir çıktıysa yani. Ne çıktı? Kir çıktı. Nasıl bir kir çıktı? Bak ya. Abi dök evet. Suyu dök. Bir dakika dur. Kurnadan al suyu da. Cemal çekiyor musun? Evet Cemal çekiyor. Evladım yani şu zor şartlarda abla görüyorsunuz değil mi bak ne zor şartlarda çekim yapıyoruz. Biraz canını yakacak ama. Bir dakika dökmeden haber ver. Dök evladım. Allah! Ulan senin boynun devresin Tuncay. Tuncer. Ah. Yani gerçekten zor şartlarda efendim hamamdaki işimizi tamamladık. Aslında buradan sonra abi, bir masaj da iyi gelir ama. Abi bir yardımcı olursanız bu nereden düştük biz bu tellağın eline. Gerçekten. Vallahi başkanım.
Başkanım. Evet, Türk hamamını simgeleyen bir müzenin bir kısmını bu şekilde. Evet. Tellak orada. Biraz terledik orada. Kusura bakmayın. Tabii hamama giren, teller. Teller. Evet. Tuncer de biraz zalim bir insan. Gördüğünüz evet, gibi hazır buldum dedi. Bilmiyorum, bu aranızda bir şey var. Biraz eziyorum onu da o yüzden hani bu çekimlerde falan evet, intikamını şey yapıyor yani. Evet. İntikamını aldı şimdi. Şimdi köy meydanına geçiyoruz. Köy meydanı. Köy meydanı. Biliyorsunuz eskiden köy meydanında evet, işte su kuyusu. Evet. Berber, çelçici, işte ihtiyaçları satan çelçici, berberi evet, sandığı. Evet. Burada tokuşla çamaşır yıkayan bir kadın. Evet. Burada direk ağacı, işte tamamen bir köy meydanını canlandıran bir ortam. Su kuyusuna düşmeden biz kaçalım başlayalım. Evet, kaçalım. Kuyuya düşmeden evet, kaçalım. Devam ediyoruz. Evet, gel bakalım. Bu Tuncer beni çok yıprattı. Bu Tuncer beni çok yıprattı. Evet, bu köy büyük odası, anne baba ve oğuldan bir sofra. Farkındaysanız 4 kaşık konuyor. Türk alet geleneklerine göre bir hemen bir misafir gelebilir diyerekten. Var ortada yani, bir tas çala kaşık yemek yerine sini, sofra. Eskiden sobamız efendim orada kömür sobasında da kestane aynen, ne güzel olurdu. Kömür değil de odun sobası. Odun sobası evet, rahmetli anneannem kışın evet, böyle sabah erken saatte yakardı sobayı evet, ondan sonra üzerine ekmek közlerdik. Aynen o şekilde. Yağ sürerdik, sana yağ vardı biliyorsunuz eskiden. Biz de onları canlandırma anlamında burayı güzel bir güzeldi. Allah rahmet etsin. Anneannemiz büyüttü bizi. Anneannemiz büyüttü. Evet, burası başkanım, kız isteme odası. Yani kız isteme. Yani biliyorsunuz düğünden önce bizim burada bir adet var. Her bölgede adeti olduğu gibi. Burada kızı istemeye gidiyor. Eğer dikkat ederseniz bak kaynana kahve getiren gelin hanımı nasıl süzüyor? Bakışlarına bakın. Hayır evet, başkanım yani özellikle şimdi bana bakarak evet, kız isteme evi diye yani bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz başkanım? Hayır bilemiyorum, kısmet nasip. Ya hayır ne bileyim yani hani ortaya sıra gelmişken senin de artık bu başın bağlansın. Bu bekarlık nereye kadar mı demek istiyorsunuz başkanım? İlla ki yani kısmetiniz bekliyordur. Anladım. Kısmetiniz ama bekliyordur. Ama inşallah benim kaynana böyle olmaz başkanım. Vallahi bu bakışları hakikaten devasa. Kaybaba da nasıl bakıyor başkanım? Kaybaba da. Bu düğünü ben nasıl yapacağım mı diyor. O da onun telaşesi ve şeyi içerisinde. Derdinde. Dikiş makinemiz, eski radyomuz, evet, orada şöminemiz, orada duvarımız, yerdeki yatsınlık. Başkanım. Yatsınlık şu yatsın, yerdeki. Evet. Bölgenin kuru yemişleri. Kuru üzüm, iğde, dut kurusu, kayısı, köftür, buna benzer şeyleri orada. Ama yalnız bu gelin de pek iyi, ne bileyim bir görüntü, yaşlı gibi başkanım ya. Yok size öyle geliyor. Ne bileyim sanki 40 yaşında var gibi yani. Yok hani, yok. Biz onu tercih etmeyelim de yani. Evet. Biz öyle bir tercihte bulunmuyoruz. Siz gönlünüze göre bulun inşallah. Allah razı olsun. Bu arada sana, çorabı almışlar değil mi başkanım? Burada çorap alma dedi. Kızı vereceğiz dediği an verdiklerini belirtme anlamında nişandan önce çorap derler. Damat da o çorabı giyer, kahveye oturur. Ayakkabısının oradan çorabını gören ha Ahmet, Mehmet çorabı almış, yakında nişan ve düğünü var, hayırlı olsun derler. Oo, ne adetler varmış evet, ya. Evet, güzel adetlerimizden. Biz çorabı alamadık efendim. Şu anda gördüğünüz gibi bizim çorap hala daha lacivert. Pazarda satılan çoraplardan. Evet, örme çorabı. Evet. Örme çorabı daha evet, giyemedik. Burası da kına gecesi, kına odası. Evet. Kına gecesinde yapılan işte mumlar yakılıyor, kınalar yakılıyor. Tef o zamanki çalgı enstrümantal. Bizim kınayı burada mı yapacağız o zaman şimdi inşallah? Evet inşallah, inşallah burada gönlünüze göre bir tane bulduğunuz zaman burada güzel bir kına yapalım. Bu işte şey sınma şeyi. Vallahi tarihimizde aynen, ne varsa eskide var. Aynen öyle. Şimdi aynen, ben hep diyorum ya başkanım şarkı söylerken abi eski ama eskimeyen şarkılar diyorum. Niye eskimiyor? İşte bu dönemin gerçek samimi aşklarını, gerçek samimi sevgilerini, evet, ölümsüz aşklarını ifade eden evet, şarkılar olduğu için ne oluyor? Bak rahmetli Zeki Müren fonda söylüyor şimdi. Evet. Ama eskimiyor bu şarkılar işte. Aynen o şekilde. Bin sefer söylesek insanlar bin sefer daha istiyor. İstiyor ve dinliyor. İşte evet, bu aynen, samimiyet olduğu için o zaman. Aynen öyle. Yani gelenekler, görenekler evet, her şey çok samimi olduğu ve için. Ve insan tabiatına, ruhumuza uygun. Evet. Evet. Ruhumuza. Burada hanımefendiler var, hoş geldiniz. Sizinle konuşabilir miyiz biraz? Bir dakika. Şimdi bu eskileri baktınız, dolaştınız mesela neler söylersiniz? Yani şimdi biliyorsunuz internette tanışılıyor falan ya hani önceden. Mesela kız istenirmiş, verildiği zaman erkeğe bir çorap verilirmiş. Kahvedekiler o çoraptan artık o adamın başının bağlı olduğunu anlarlarmış. Ne kadar güzel bir nezaket değil mi? Yani. Şimdi nasıl oluyor? Şimdi hiç büyüklere falan sormuyorlar artık yani. Siz soracak mısınız peki? Tabii ki de. Bravo. Siz neler söylersiniz yani eski
adetleri gördüğünüz zaman diyor musunuz keşke o zaman olsaydık, yaşasaydık? Aynen, kesinlikle. Yani eskiyi yaşamak isterdim. Şimdiki ortam, çok insanlar, yapan yeri, aynen öyle. Samimiyet. Aynen, öyle. İşte yaratılışımız da öyle olduğu için, biz yaratılışımıza uygun yaşamadığımızdan da kaynaklanıyor. Peki Allah inşallah doğru insanlarla karşılaştırsın diyelim. Nereden geldiniz? Eskişehir'den gelmişler arkadaşlarımız, evet. Başkanım, şimdi burası geldi. Gelin odamız, burası gelin odamız. Gelinin çeyiz sandığı, burada suyu şeyi. Yalnız efendim, başkanım bu gelin epeydir bekliyor bence. Damat nerede, bu kaçtı mı? Damat dışarıda şu anda eziyet çekiyor. Dövüyorlar değil mi? Evet, dövüyorlar. Bir de o kısmı var işte. Bir de işin o kısmı var. Demin bana Tunceli'nin yaptığı... Burada abdest alınacak şeyleri var. Orada peşiyi koyuyorlar ki hemen işte anne baba... Yani ev torun istiyor. Torun istiyor hemen onu... Abdestlik onu, namazlık var tabii, evet, eskiden. Abdestlik namazlık, evet, namazlık. Çeyiz sandığı var burada. Burada elbiseler var. Burada ayakkabılar var. Çiptirik dediğimiz ayakkabılar var. Çiptirik o zaman, evet, ayakkabıları. Evet. Gerçekten devasa, güzel. Bunları yaşatma, bunları gösterme, gelecek nesillere bir şeyler aktarma anlamında bu müze gerçekten bölgeye büyük hizmet ediyor. Tuncer'in de demin beni tartakladı ya, onun da düğünü olacak. Ben herhalde buradan etkilendi gibi. Burada geliyor. Yapmak istiyorum burada, ben. Bu, tamam. Çünkü ben o düğün, hani o bu şeye gelmeden, gelin hanımın yanına gelmeden, tamam, kendisini iyi bir tartaklamak istiyorum, tamam, da başkanım. Tamam. Mümkünse. Sizde böyle iri kıyım zabıta var mı? Biraz var, 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 var. Onunla var, beraber var, inşallah var, biz ha, en böyle güçlü, olur, kudretli olanları, evet, seçerseniz, evet, onlarla biz bir tartaklayalım. Burada da müzemizin bittiğine dair son hatıra. O zaman ben ceketimi de alayım abi. Dur. Çok özür dilerim. Şey yok yok abi, ben büyüklere tutturmam. Evet sevgili izleyenler. İki başkanı da sağa soluma alayım. Gelin abi şöyle ben oturayım ama. Evet. Efendim, biraz ben yerde olmuş oldum ama aşağıda olmuş oldum. Gördüğünüz gibi arkamızda gözüküyor mu? Evet. Ortahisar'daki turumuz devam ediyor. Ortahisar hatırası. Şimdi arkadaşlarımız fotoğrafları da çekiyorlar. Solumda belediye başkanımız. Efendim sağ tarafımda belde başkanımız. Vallahi şu anda sırtımız sağlamda. Ortahisar'daki güzel beldemizdeki turumuz devam ediyor. Avcıyım ben şu dağları aşmadım. Avcıyım ben şu dağları aşmadım. Sevdim seni yar ardına düşmedim. Sevdim seni yar ardına düşmedim. Evet sevgili izleyenler, gerçekten şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Güneşin en batışının en güzel izlendiği yer diyor başkan. Evet. Şimdi ben de dedim ki başkan böyle söylüyor ama bir bakalım yani gerçekten öyle mi? Ama gerçekten öyle, tartışmasız. Biz de resim fotoğraf çekimleri yaptık. Efendim ben Impala arabamla geldim. Impala arabamızla. Sahibi nerede? Abi gel bakalım, Almanyalı abimiz de burada. Sağ olsun gerçekten başkanım. Güneşin batışını çekmeye gelirken Impala'ya da binip geldik. Abi kaç yaşında araba? Arabamız 49 yaşında. 49 yaşında. 49 yaşında. Evet. Impala. Evet. Bu benim bir ayrı bir hobim. Evet. Yani buna paha biçilemez. Ayrı bir zevk. Evet. Yani tartışılmaz bir şey. Burada bırakıyorsunuz, kilitliyorsunuz. Kilitliyorum ben. 6 ay yurt dışındayım. Evet. 6 ay işte burada buna biniyoruz. Evet. 6 ay burada kalıyorsunuz. Yani, o iyi. Neresindesiniz Almanya? Almanya Frankfurt. Frankfurt bölgesinde. Bölgesinde. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Vallahi şey güzel de, çekimler oldu. Almanya'ya, ailenize çok selamlar. Teşekkür ederim. Evet. Başkanım şimdi güneş batmak üzere, evet, artık son demlerini yaşıyoruz. Arkamızda muhteşem bir görüntü. Evet. Ne diyorsunuz şimdi burada? Sırf güneşin bu batışını izlemek için biraz önce gördüğünüz, evet, görüyorsunuz. Binlerce insan orada sırf bu anı ölümsüzleştirme anında ve bu ana şahit olmak için buraya gelip güneşin batışını izliyorlar. Buradaki özellik şu, bu gül kurusu kayaların rengiyle güneşin batışındaki kızıllığın rengi
aynı olduğu anda devasa bir manzara çıkıyor ortaya. Evet, İnsanlar hemen yerlerini almışlar. Aynen öyle. Görüyorsunuz şu burada. Gül kurusu şu karşı taraf evet, herhalde evet, değil mi? Evet, gül kurusu burada. O Cemal gül... kardeşimiz oraları aldı diye düşünüyorum evet, ben evet, kameramanım. Aldı oraları. Oradan bir birleşme insanlar, oluyor. İnsanlar o yamaçlara gidiyor, buralarda evet, oturuyor, oralarda oturuyor. Bu anı güzelleştirme ve bu anı ölümsüzleştirme anında evet, bir hatıra olarak, an olarak burada kalıyor. Bak mesela arkadaşlarımız evet, sağ olsunlar aynen, orada evet, oturuyorlar. Orada da oturuyorlar. Bir ileride gerçekten turist otobüsü dolmuş evet, yani başkanım. Evet, evet, orada 3-5 tane otobüs var ve normal gelen yerli misafirlerimiz de var. Gerçekten Ortahisar, Kapadokya eşsiz güzelliklere sahip. Evet. O zaman ben diyorum ki çok konuşmaktan ziyade izleyenlerimizi evet, efendim Ortahisar'ın anlatılmaz yaşanır diyoruz. Herkes bu güzelliğini buraya... yaşaması için en azından evet, şimdilik uzaktan seyrederek yaşaması için ama ileride inşallah Ortahisar'a mutlaka gelip de evet, burada yaşaması için Cemal Bey'in görüntüleriyle güneşin bu batış anını baş başa bıraksak mı? Tamam. Biz sohbetimize devam ediyoruz efendim. Tamam. Siz buyurun Nevşehir'de, Kapadokya'da güneşin dünyada güneşin en güzel batışını görebileceğiniz yerde biz güneşin batışını izlemeye devam ediyoruz. Siz de buyurun efendim. Evet sevgili izleyenler gerçekten muhteşem bir atmosfer. Güneşin batışını izledik. Oradan bir hanımefendi dedi ki bir şarkı söyler misin? Ben de dedim ki gel bakalım değil mi? El Meydanı'na. Teşekkür ederiz. Estağfurullah ne demek. Nereden geliyorsunuz? Samsun. Samsun'dan nasıldı? Böyle güneş batışı izlemiş miydiniz daha önce? Yok hayır. İsminiz ne? Tanıyalım Derya. Sizi. Derya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl Ortahisar'ı beğendiniz mi Nevşehir'i? Çok güzel. Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Hadi bakalım şimdi. Ben de sizden söyleyeceksiniz. Yok ben senin söylemeni istiyorum. Yani ben merak bilmiyorum, ediyorum bakalım değil mi? Benim hep yerim var. Hadi başla bakalım bir. Ben bilmiyorum yani. Alkışlamıyorsunuz diye. Aa, düşme ama bak yani, düşme. Biraz gel Allah korusun ay, kayacaksın. Gibi yani. Bak halk seni istiyor bak. Halk yok, seni yani, istiyor. Gerçekten bilmiyorum. Evet evet, evet beraber beraber bir alkış gelsin. Bir alkış gelsin lütfen. Bak halk nereden seni istiyor. Başlıyor? Bugün benim efkarım var, zarım var. Nereden başlıyor? Direkt nakaratı da söyleyebilirsin. Fark etmez. Hadi bakalım. Evet. Yok, unuttum ya. Ya işte. Hatırlayan yok mu? Değil mi? Normalde diyorsunuz ki söylüyorsun 3 tane şarkı alıyorsun parayı diyorsunuz değil mi? Yok hayır. Estağfurullah. Yok öyle söylüyorlar ya. Sanata saygımız var her sanata zaman. Sanata saygımız var da bazıları diyor ki söylüyorsun 3 tane şarkı alıyorsun parayı. Hadi söyle bakalım. Unuttum. Ya unuttum. Çarşambayı Selalı'yı söyler insan bari. Samsun'dan yok, geliyorsun. Orduluyum. Ordunun derelerini söyleyelim. Hadi hadi. Ordunun dereleri. Hadi bakalım. Evet. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim aman. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalsa, sürmelim aman. Oy Mehmet'im, Mehmet'im, sana küstüm demedim. Oy Mehmet'im, Mehmet'im. Benim sesim yok, özür dilerim. Ya yok, gayet iyi, gayet. Hani alkış nerede, hani alkış? Yani evet, rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Sağ olun, iyi gezmeler diliyoruz. Evet, ama bak işte yani acemi çekim ol, hemen kameranın önünden geçtin işte bunlara dikkat etmek lazım. Estağfurullah. Evet sevgili izleyenler gerçekten Ortahisar'da muhteşem bir gün yaşadık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz sağ olsun. Evet iki tane başkanımızı bir sağıma bir soluma alayım efendim programımızı burada kapatalım. Ondan sonra inşallah kısmetse çay içecek miyiz abi evet, nasıl olacak? Evet. Tabii ne istiyorsan çay kahve. Evet. Biraz ben aşağıda mı kaldım abi acaba siz? Yok. Başkanım sen herhalde yok, yukarı çıktın biraz. Yok benim boyum neyse, uzun. Tamam şöyle yapalım fark etmez. Evet çok güzeldi çok evet, teşekkür ederiz. Biz de size gerçekten teşekkür ederiz. Gerçekten konti evet, olarak. Başkanım bir de yandan tutarsan düşmeyeyim hani. Tamam tutmuşum. Evet. 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 Çok güzeldi her şeyiyle yemekler filan. Yemek kısmını çekmedik ama
Gerçekten unutulmaz bir yarın, yemekti. Yarın da çekebiliriz. O yarın şeyler filan tatlı da çok iyiydi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ortahisar gerçekten afiyet gelinecek, görülecek bir yer. Abi şöyle tutabilirseniz ben düşmemem açısından. Görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Çok değerli, halkın içerisinde, halkını çok seven, onlarla arkadaş gibi olan bir başkan var. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, kadro da iyi. Hemen sağ tarafta da efendim belde başkanımız var. Siz neler söylersiniz? Vallahi bizi çok mutlu ettiniz buraya gelmekle. Ben sizi zaten 15 sene evvel Almanya'dan tanıyorum. Eksik o ses, sesinize en ufak bir değişiklik yok. Aynı güzellikle devam ediyor. Çok sağ olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Yoksa bir türküyle mi kapatsak, ne yapsak? Çok iyi olur. Çok, yani çok bir iyi şarkıyla mı kapatsak? Çok nasıl iyi olur efendim? Güneş battı ama. Bizi de mutlu edersiniz. Şey nasıl olur? Akşamın olduğu ağır mı olur? Akşamın biraz olduğu yer. Biraz ağır olur sanki ya. Zaman biraz daha canlı. Hareketli bir şey okuyalım o zaman. Karadeniz'den arkadaşlarımız gelsin. Bak işte yani efendim gördüğünüz gibi evet, akşam güneşi falan söyleniyor. Ama ben öyle değil de mesela hareketli bir şarkıyla tamam, mı tamam söyle bitirsem yoksa? Tamam bak ben oynayayım. Ya da akşam oldu hüzünlendim ben yine olur, mi okusa? Tamam çok güzel olur. O, değil tamam mi? İyi olur. Tamam. Akşam oldu hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Ah, hasret kaldım gözlerinin rengine. Gelme. Gel sevgilim, gel yine. Gelme tanım, gel sevgilim, gel yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Ah, hasret kaldım gözlerinin rengine.